Genel izleyici. Merhaba, Umut Öyküleri ile karşınızdayız. Birazdan tanışacağınız insanların Umut üzerine anlatacakları var. Başladık. Güzel bir işleri var. Ülke ülke, şehir şehir geziyorlar. Ancak mutlu olmak için bunun yeterli olmadığını anladıklarında hayatlarında bazı değişiklikler yaptılar. Karşılık beklemeden yardım ediyorlar. Her kapıyı çalıyorlar, ihtiyacı olana destek oluyorlar. Hem de karşılıksız. İki tane kolimiz var. Kolinin içerisinde kuru gıda maddeleri, bir evde ihtiyaç olabilecek her şey var. Karşınızdaki 5 genç Türk Hava Yolları'nda kabin memuru olarak çalışıyor. Umut öykülerinde olmalarının nedeni kocaman yürekleri. Yaklaşık 1000 ailemize ulaştık. İstanbul'daki ailelerimize kendi araçlarımızla kolilerimizi paketleyerek kendimiz teslim ettik. 5 arkadaş bugüne kadar 37 ayrı yardım projesi düzenledi. 1000 aileye erzak desteği sağladı. Ancak sadece ailelere yardım ulaştırmakla kalmadılar. Mardin'de bir okula yardım ettik. Ağrı'ya gidildi, orada bir anaokulu yapıldı. Yani farklı şehirlerde de projelerimiz oldu. Kabin memurları yardımlarını sürdürecek. Yardıma muhtaç daha fazla aileye ulaşabilmek tek istekleri. Geçmişte aslında şunu fark ettik. Hepimizin hayatında, hepimiz aslında küçük dokunuşlar yapılmış biz küçükken. Ve belki de bizi bugün bu harekete iten o küçük dokunuşlar. Bu kez yardımın odağında kitaplar var. Tunceli'de 29 yaşındaki Barış Palancı fırınında askıda kitap uygulaması başlattı. Fırına gelenler hem ekmek hem de isterlerse kitap alıyor. Bir tarafta ekmek satıyor, bir tarafta fırına gelenlerin okuması için kitap veriyor. Genç fırıncı askıda kitap kampanyasıyla 2000'den fazla kitap dağıttı. Midemizi, bünyemizi doyurmak için ekmeğe ihtiyacımız varsa zihinsel, bedensel, düşünsel fikirlerimizi geliştirmek için de kitap ihtiyacımız var. Tunceli, Türkiye'de okuma yazma oranının en yüksek olduğu illerden biri. Durum böyle olunca kentte fırın işleten Barış Palancı, Pertek ilçesinde bir projeyi hayata geçirdi. Askıda kitap uygulaması başlatan Palancı, hem kendine ait kitapları hem de müşterilerin getirdiği kitapları dağıtıyor. Yaklaşık 15 kitap aldım. Kendim okuyorum ve tavsiye ediyorum. Haricinde kitapları evde saklamak yerine getirip buraya verebilirler. Askıdaki kitapların arasında üniversite hazırlık kitaplarının eksik olduğunu belirten Barış Palancı, raflardaki sayının artması için destek bekliyor. Savaşın gölgesinde yorgun düşmüş bir ülkede yükselen müzik sesi umuttur. Hele ki o müzik pırıl pırıl gençlere aitse. Melodilerindeki yaşama sevincine ait tatları duymamak mümkün değil. Onlar savaşın gölgesindeki bir ülkede büyümeye çalışan gençler. Onlar umudu müzikle arayanlar. Görüntüler Irak'tan. Irak Senfoni Orkestrası Basra'da çocuklara klasik müzik öğretiyor. Toplu olarak çalmaya başladık ve onlar yeni bir dünyadaydılar. Alışana kadar buna şaşırdılar. Ama şimdi çok iyi bir noktadalar. 2015 yılında kurulan El Basra Orkestrası yerel ezgileri de çalıyor. Yani gençler kültürlerinin yaşaması için mücadele ediyor. Çocukluğumdan beri müziği ve müzik yapmayı sevdim. Hayalim gençlik orkestrasına katıldığımda gerçekleşti ve şimdi cello çalıyorum. Gençlik Senfoni Orkestrası 65 Iraklı çocuktan oluşuyor. Hedefleri daha da büyüyerek seslerini dünyaya duyurmak.
Küçük bir kız çocuğunun yaşadığı mutluluk gelecek şimdi ekranlarınıza. Ülkemizin dışına, Avustralya'ya gidiyoruz. Antrenmanlarda hep peşindeydi. Bir gün büyüyüp onun gibi başarılı bir sporcu olmayı hayal etti. Ve tabii ki tanışabilmeyi de. Büyük bir sürprizle gerçek oldu. Hayatımızda, kariyerlerimizde, hobilerimizde örnek aldığımız bazı insanlar var. Ekranlarınızdaki genç kızın idolü, profesyonel kadın futbolcu Jess Hosking. Bir futbol maçında çektirdiği bu kareden sonra hayatının geri kalanında yapmak istediği şeye karar verdiğini söyleyen genç kız, hiç ummadığı bir şeyle karşılaştı. Jess Hosking'e mektup yazan Kalani, kendisine ilham verdiğini anlattı. Mektubu okuyan Hosking, genç kızı evinde ziyaret etti. Ziyarete çok şaşıran Kalani, gözyaşlarını tutamadı. How are you? İkilinin bir araya gelişip genç kıza unutulmayacak anlar yaşattı. Geleceğe yönelik hayalleri kendi deyimiyle daha da kuvvetlendi. Umuda ulaşmak zor değil, yeter ki isteyin. Ben Ahmet Örseoğlu. Yeni bölümleri bekliyoruz. Hoşça kalın.